Sevgili Evvel Cevap YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 7. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Dünya Kadar Plastik adlı dinleme metninin cevaplarını vermeye çalışacağız. Dilerseniz hazırlık çalışmalarını cevaplandırmayla başlayalım. Çevreyi korumak için neler yapılması gerektiği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevabımız şu şekilde olabilir. Dünya içerisinde milyarlarca canlıyı barındıran büyük bir yuvadır aslında bu yuvanın korunması içerisindeki milyarlarca canlının da korunması anlamına gelmektedir. Hem insanoğlunun hem de diğer canlıların yaşamı, yaşama alanı olan dünyamızı korumak bu nedenle çok önemlidir. Dünya üzerinde milyarlarca canlının hayatını sürdürmesini sağlayan doğayı ve çevreyi korumak için ne tür önlemler alınabilir bir göz atalım. Zehirli gazlarla mücadele edilmeli, fabrikaların, binaların ve araçların zehirli gaz salınımı engellenmelidir. Zehirli atıklar doğaya bırakılmamalıdır bu atıkları bırakanlar şikayet edilmelidir. Geri dönüşüm tesisleri kurulmalı ve kağıt, metal, plastik gibi pek çok malzeme geri dönüşüm sonrası yeniden kullanılmalıdır. Yeraltı suları ve kaynak suları bilinçsiz kullanılmamalı, tasarruflu ve düzenli kullanılmalıdır. Birinci sorumuzun cevabı kısaca bu şekilde verilebilirdi. İkinci sorumuza bakalım. Çevre kirliliği ile ilgili derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınız okuyunuz. Biz sizler için birkaç tane gazete ve dergi haberi derledik. İsterseniz birlikte bakalım. Antalya'da DHMI lojmanlarının hemen yanında yere çakılan Rus kargo uçağı 15 metre ileri düşse de 180 kişi hayatını tehlikeye girecekti. Kazanın en yakın görgü tanıklarından biri olan ve uçağın düştüğü yere 15 metre mesafedeki ilk lojmanda oturan DHMI baş müdür Hasan Özşahin korku dolu dakikalar anlattı. Lojmanlarda 50 aileye mensup 180 kişinin yaşadığını belirten baş müdür Özşahin Gürültü ve gökyüzüne çıkan alevlerle evden fırladım. Kazanın can kaybı olmadan sonuçlanması hem lojmanlarda yaşayanlar hem de uçaktakiler için bir mucize dedi. Bu şekilde arkadaşlar bir e, gazete haberini arkadaşlarınızla okuyabilirsiniz. Metni not olarak dinleyiniz. Arkadaşlar bu dinleme metni evvel cevap YouTube kanalımızda mevcuttur. İsterseniz orada dinleyebilirsiniz. Dinleme metinleri bölümüne ekledik. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Cevaplarını oynatma listesinde bu dinleme metnimiz var. Birinci etkinliğimiz, metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözcükten bulup yazınız. Tahminlerinizle ile sözcük anlamlarını karşılaştırıp bu sözcükleri birer cümlede kullanınız. Evet arkadaşlar, üretim sözcüğüne bakalım. Tahminim, herhangi bir alanda ortaya ürün koyma durumu, Sözlük anlamı topraktan, hayvanlardan, bitkilerden ve benzeri ürün sağlama, mal ve hizmet olarak yeni şeyler ortaya koyma, üretme işi. Cümlem. Üretim bir ülkeyi ayakta tutar. tutar. Ambalaj kelimesine bakalım. Tahminim. içerisinde her türden eşyanın konulduğu, sarıldığı malzeme. Sözlük anlamı. Taşınacak eşyayı sarmaya yarayan plastik madde mukavva. Cümlem. Ambalajın altı delinmişti. Çözünmek. Tahminim gevşemek, yumuşamak, sözlük anlamı dağılmak, karışmak, erimek. Cümlem: çözülmesi için tavuğu buzluktan çıkardım. Atık kelimesine bakalım arkadaşlar. Tahminim, kullanılmayan yan ve e, atılan her türlü eşya, kullanıldıktan sonra e, ta, e, sözlük anlamı kullanıldıktan sonra atılan ve genellikle sanayide kullanım dışı kalmış atılan her türlü madde. Cümlem ise atıkları geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. İkinci etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız. Arkadaşlar burada 6 tane soru var. Sorular siyah e, renkte gösterildi. Cevapları ise kırmızı renkte. Birinci sorumuza bakalım. İşlenmiş petrol hangi ürünün üretiminde kullanılırmış? Cevabımız plastik şişeler, kalemler, bilgisayarlar ve daha pek çok şeyin üretiminde kullanılırmış. İkinci sorumuz. Plastik neden çevreci bir malzeme değilmiş? Çünkü plastik doğada biyolojik olarak çözülmez. Üçüncü sorumuz. Dünya üzerinde her gün çıkan plastik çöp miktarı ne kadarmış? Yaklaşık 8 milyon tonmuş. Dördüncü sorumuz. Plastiklerin yolculuğu nerede başlar? Nasıl sonlanırmış? Cevabımız çöpte başlar. Ya çöp toplama alanlarında ya geri dönüşüm fabrikalarında ya da okyanuslarda bırakıp çöp adaları oluşturarak sonlanırmış. Beşinci sorumuz. Çöp atalar nasıl oluşturmuş? Rüzgar ve yağmurlarla sürüklenen çöpler denizlere ve okyanuslara kadar taş taşınır akıntı ve dalgalarla birlikte sürüklenmeye devam eder. Bir yerde birikerek çöp adaları oluşur. Altıncı sorumuz, plastik çöplerin okyanusların kirletme dışında ne gibi zararları varmış? Cevabımız, deniz canlılarının ölümüne yol açıyor. Plastikte bulunan zehirli parçacıklar içtiğimiz sudan ya da yediğimiz balıktan bize geçerek sağlığımızı etkiliyor. Üçüncü etkinliğimiz, metnin konusunu ve ana fikrini aşağı yazınız. Metnin konusu plastik atıkların zararları. Metnin ana fikri bilinçsizce doğaya bıraktığımız doğadaki biyolojik olarak çözünemeyen plastik atıkların canlılara büyük zararları vardır. Dördüncü etkinliğimize geçelim. Metin ile ilgili görüşlerinizi sebeplerle birlikte aşağıya yazınız. Metin plastik atıkların zararlarına sade bir dirli ve etkileci bir biçimde bize aktarıyor. Metin ile plastik atıkların Hangi zararlar yok? Yol açabileceğini, doğadaki yolculuğunu, canlılar için ne kadar tehlikeli olduğunu öğreniyoruz. Dördüncü etkinliğimizde bu şekilde arkadaşlar cevaplandırdık. Beşinci etkinliğimize geçelim. Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerinin altını örnekteki gibi çiziniz. Evet arkadaşlar bakalım. Plastik dayanıklı olmasının yanı sıra oldukça da ucuzdur. Hatta o kadar ucuzdur ki çoğu plastik ürün yalnızca bir kez kullanılmak üzere üretilir. Burada arkadaşlar hatta kelimesi geçiş ve bağlantı ifadesini ee, gösteriyor. Diğer geçiş ve bağlantı ifadelerine bakalım. Bu kadar çeşitli kullanım alanına rağmen plastik hiç de çevirici bir malzeme değildir. Neden mi? Çünkü plastik doğada biyolojik olarak çözülmez. Burada arkadaşlar neden mi? Doğru cevap. Attığınız çöpler kimi zaman şehirlerdeki çöp toplama alanlarına, kimi zaman geri dönüşüm fabrikalarına gider. Ne yazık ki bunların dışında çoğunun yolculuğu devam eder. Ne yazık ki geçiş ve bağlantı ifadesidir. Rüzgar ve yağmur yüzünden sürüklenmiş çoğu çöp denizlere ve okyanuslara kadar taşınır. Ancak yolculukları burada bitmez. Ancak doğru cevap. Son olarak bu zehirli parçacıklar içtiğimiz suya ya da yediğimiz balığa geçiyor. Yani düşünmeden attığımız plastik çöpler uzun yollardan geçip bizim tabağımıza geri gidiyor. Burada arkadaşlar yani geçiş ve bağlantı ifadesiydi. 6. etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin yapısını karşılarına yazınız. Yapı dendiği zaman arkadaşlar basit türemiş veya birleşik e, kelimeleri aklımıza gelecek. Yani bir fiil, basit bir fiil, türemiş, bir fiil, birleşik olabilir. Birlikte bakalım. Petrol pek çok şeyin üretiminde kullanılır. Basit. Çünkü herhangi bir yapım eki almamış. Plastik ürünler yalnızca bir kez kullanılmak üzere üretilir. Türemiş. Neden türemiş? Çünkü yapım iki almış. Ayrıştırıcı canlılar plastiği tanıyamaz. Türemiş. Çöp atılan plastikler acaba nereye gidiyor? Basit. Hep birlikte plastiğin izini sürelim. Basit. Bu plastik atıkları yiyecek zannediyorlar. Birleşik. Neden birleşik arkadaşlar? Zan ve etmek kelimeleri birleşmiş ve birleşik fiil oluşturmuş. Çoğu çöp denizlere ve okyanusa taşınır. Türemiş çöp yığınlarının arasında sıkışabiliyorlar birleşik arkadaşlar. Sıkışmak ve bilmek burada bu yüzden birleşik olmuştur. Yedinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik fiillerin altını çiziniz. Bu birleşik fiillerin hangi yolla oluştuğunu tablonun uygun bölümüne örnekli gibi yazınız. Bakalım arkadaşlar birlikte. Önce altını çizeceğiz ve daha sonra tablo yazacağız. Her zaman bizlere yardım ettiniz siz. Evet yardım etmek isim artı yardımcı fiil yardım et. İnsan isterse her şeyi başarabilir. Fiil artı fiil bölümünü yazmamız gerekiyor. İşlerinizi bitiriverin ve dışarı çıkalım. Bitiri verin arkadaşlar. Fiil artı fiil. Bir an önce onların yanına gitmek için can atıyorum diye halinde çok çocuklar giden arabanın ardından baka kaldılar. Burada arkadaşlar baka kaldıları da yine tabloda ki uygun yere yerleştirmemiz gerekiyor. Yani fiil artı fiil bölümüne yerleştirmemiz gerekiyor. Sabredersen işimiz daha çabuk biter. Sabretmek isim artı yardımcı fiil. Burnumda tutuyor annemin güzel yemekleri. Burnumda tutmak arkadaşlar deyim halinde. O kadar çalıştı ama büyük ödülü kazanamadı. Burada da arkadaşlar yine ilgili bölüme ...yerleştirmemiz gerekiyor. Yanımıza ne zaman geldiğini fark etmedim. Fark etmek isim artı yardımcı fiil. Çocuklar ağız birliği etmiş gibi aynı şeyleri söylüyorlar. Ağız birliği etmek arkadaşlar deyim halindeki fiildir. Biraz daha gayret edersem işimi erkenden bitiririm. Gayret etmek isim artı yardımcı fiil. Ben de sizin kadar iyi bir sanatçı olabilirim. Fiil artı fiil antrenörün gözüne girmek için daha fazla çalışmasının gözüne girmek deyim halinde. Onlar hazırlıklarını tamamlayıversinler bir an önce çıkalım. Tamamlayıvermek fiil artı fiil arkadaşlar. Bazı insanlar sevdiklerini mutlu etmek için çalışır. Mutlu etmek isim artı yardımcı fiil olacaktı. Evet arkadaşlar şimdi 8. etkinliğimize geçelim. Atıkların doğaya verdikleri zararlarla ilgili bir araştırma yapınız araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı oluşturacağınız yazı taslağına göre düzenlediğiniz Yazınızda açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerini kullanmaya, medya kaynaklarından görüşlerinizi destekçi kanıtlar sunmaya dikkat ediniz. Evet arkadaşlar burada neler yazmamız gerekiyor bakalım. Yazı taslam araştırma konusu atıkların doğaya verdikleri zararlar. Araştırma amacım Atıkların doğaya verdiği zararlar hakkında okuyucuyu bilgilendirmek. Giriş bölümünde atıklar hakkında bilgi, gelişme bölümünde atıkların doğaya verdiği zararlar, sonuç bölümünde atıkların doğaya verdiği zararları engellemek için yapılması gerekenler yazılması gerekiyor. Evet dilerseniz metnimizi okuyalım. İnsanların kullandığı çeşitli malzemelerden yapılan bazı eşyalar vardır. İnsanlar bu eşyalarla işleri bittiğinde çöpe atarlar. Bu çöplerin bazısı geri dönüşüme uğrar. Çoğu da doğaya bırakılır. Bunlara atık denir. Doğada uzun süre yok olmayan atıklar ise doğaya ve canlılara büyük zararlar verir. Bu atıklardan en tehlikeli ise plastiktir. Plastik doğada en az bin yıl gibi bir sürede kaybolur. Yapılan birçok tıp çalışmasına göre artan kanser vakalarının sebebi plastiktir. Cam atıklarda canlılar için en az plastik kadar tehlikelidir. Cam atıklar doğada en geç kaybolan üründür. 4000 yıl sonra doğadan anca kaybolurlar. Atıklar doğaya ve suya zarar vermektedir. Suya atılan atıklar balıklar tarafından yutulmakta veya saçlı mikroplar sebebiyle suyu kirleterek canlıların yaşamasına elverişsiz bir ortam yaratmaktadır. Aynı şekilde doğaya atılan atıklar da toprağı kirleterek verimliği azaltmaktadır. Cam atıklar yangınlara sebep olmakta ya da doğada yaşayan canlıların yaralanmasına neden olmaktadır. Atıkların çevreye zarar vermesini engellemek için tüm atıklar ayrı ayrı saklanıp yere dönüşme gönderilmelidir. Fabrika atıkları, evsel atıklar, hastane atıkları ayrıştırılıp uygun yere bırakılmalıdır. Çocuklara çevrenin ne kadar önemli olduğu ve doğaya çöp atılmaması gerektiği öğretilmelidir. Evet sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Ee, Evvel Cihab YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvel Cevap saygılar, selamlar dilerim.